değerli konuklar, çok değerli Malatyalılar. Şimdi sırada Malatya ile ilgili bir şiirimiz var. Mehmet Derindağlı adlı arkadaşımız Malatya ile ilgili şiiri seslendirecek. Evet. Her şeyin bir zamanı, bir düzeni vardır. Ve her şeyin bir sırası vardır. En nihayetinde sıra bizlere geldi. Öncelikle siz türkü severlere, siz gönül dostlarına bir hoş geldiniz diyelim. Her ne kadar türkü söyleyemesek de, üstadlarımız kadar yorumlayamasak da, iyi bir türkü dinleyicisi olduğumu burada dile getirmek istiyorum. Malatya'yla ilgili şiiri ben bir sonraki dakikalara bırakacağım. Dilerseniz, arzu ederseniz. Sizi duygusal dakikalara sürüklemek istiyorum. Bir ailenin dramını anlatan işçi babayı sizlere sunacağım. Süleyman kara bıyıklı bir işçidir. Ve bu kara bıyıklı Süleyman'ın hikayesidir. İş bulduğu günlerde evine dik dönmekte ve götürdüğü ekmeği yemektedir. Karısı Neriman ve oğlu Cevahir ile birlikte. Ne kadar zalim esse de rüzgarı, ne kadar belini bükse de ekmek parası, aslan gibi bir adamdır Süleyman. Onun Cevahir'i vardır. Cevahir 6 yaşındadır. Çünkü gözleri çakmak çakmaktır. Çünkü Süleyman'a bir başka bakmaktadır. Bir pazar sabahı tutar babası Süleyman Cevahir'in elinden ve yanında kader yoldaşı karısı Neriman. Çıkarlar gezmeye İstanbul'u inadına. Bir yol düşünür Süleyman. Ulan bu bahtı kapalı kentte yürümekte parayla değildir elbette. Hanidir Neriman'a istediği o naylon terlikle, canından özü Cevahir'ine bir gazozla bir simidi alabilecek kadar para da vardır cepte. Yürürler İstanbul şehrinin kalbine. Önce Neriman'ın naylon terliği alınır bir seyyardan. Sonra da beğenirler simidin en hasosunu umutları Cevahir'e. Anlatır işçi baba Süleyman. İş ararken adım adım arşınladığı sokakları. Bak Cevahir, işte şu yeni cami. Hem cami hem güvercinlerinin bakması nasılsa bedavadır. Bak Cevahir, şu dumanı tütenler vapur, şu çığlık çığlığa ağıt yakanlar martılardır. Hem vapurun dumanı hem vapurun düdüğü de bedavadır. Bak Cevahir, şu uzakta görünen de köprüdür. Geçmesi değilse de onun da bakması bedavadır. O pazar sabahı kara bıyıklı dağ gibi işçi Süleyman, karısı can yoldaşı Neriman ve gözleri çakmak çakmak olan oğulları Cevahir gezerler İstanbul şehrini böyle bedava. Birden mumun alevi söner, İstanbul'un yalanı biter. Nasıl olur bilinmez, takılır Cevahir'in gözü bir oyuncakçı vitrininde pırıl pırıl yanan kırmızı oyuncak arabaya. Döner kara bıyıklı dağ gibi babası Süleyman'a. Baba, bana şu kırmızı arabayı alsana baba. Alsana be Süleyman,
canına, can parçana bir oyuncak araba alamayacaksan eğer, yük olsun sana. Nasıl olsa babası onu çok sevmektedir. İşin belası, küçük cevahir bunu bal gibi bilmektedir. Bir vitrindeki kırmızı arabaya bakar Süleyman, bir de karısı Neriman'a. Sonra takılır gözleri cevahirin gözlerindeki umuda, inadına. Ulan alt tarafı bir oyuncak araba be! Dünya yansa yorganın yok içinde Süleyman. Alem çökse üstüne, hayfın çok Süleyman. Bakarsın cepteki şu son gazoz parasına, cevahirin o kocaman umuduna yakışır şu kırmızı araba. Bırakır karısı Neriman'la oğlu cevahiri dışarıda, girer iflah etmez bir umutla dükkana. Sorar kara bıyıklı dağ gibi işçi Süleyman, usta, şu vitrindeki nazlı gelin, şu zalimin ışıltısı, şu bahtımın kara yıldızı, şu İstanbul ağrısı, şu cevahirin çakmak çakmak gözleri, şu kırmızı araba kaç para? Bir vitrindeki kırmızı arabaya bakar adam, bir de Süleyman'a. Çok para der hemşerim, yani çok para. Süleyman cebinde son bir gazoz parası, yıkılmış bir dağ atığı, bir tufan sonrası perişanlığı. Döner kapıya çıkmak için dışarı, oğlu cevahir oyuncak arabayı getirecek babasını beklemektedir. Nasıl olsa babası oradan o kırmızı arabayla çıkacaktır. Nasıl olsa Süleyman babasıdır. Yani cevahirin gözünde o dünyanın en güçlü, dünyanın en zengin, dünyanın en büyük adamıdır Süleyman. Ama Süleyman eli boş çıkar dükkandan. Sorar cevahir, hani baba, hani kırmızı araba? Sorar hesabı bulutlarda. Nasıl desin Süleyman, nasıl desin adam yüreği? Ben onu sana alamadım, benim ona param yetmedi diye. Başlar ağlamaya cevahir, başlar bulutlar ağlamaya, yanar yedi yedi ağzı ve güvercinlerin kalbi başlar kanamaya.